Esselamu aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, hidayeti, inayeti cümlemizin ve cümle inananların üzerine olsun. Muhammed Fuat Abdülbaki'nin El-Burhan fi mattafak aleyhi şeyhan min kitab-i lu'lu vel marjan derslerinin 93. oturumunu açıyorum. Bizlere bu imkanı veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Kardeşlerim, 58. bölüm ahiretin hallerinden bahseden bölüm ki 567. hadis Ukbe bin Amir'den rivayet ediliyor. Ukbe bin Amir'den ilk defa burada bir hadis rivayeti zikrediyoruz. Daha önce Ukbe bin Amir'in Eyyub el-Ensari ile bir hadis mütalası konusunda buluşmalarını zikretmiştik. Yaklaşık Eyyub el-Ensari ki bizim topraklarımızda metfun bulunan Hazreti Muaviye'nin döneminde İstanbul'a o dönemin ismiyle Konstantiniyye'ye fethe gelen لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةُ فَلَنِيمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ Elbette İstanbul fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. Müjdesini bir nevi nefislerinde tatmak için İstanbul'a gelen, o müjdenin bir nevi habercileri olmak için o kadar uzun bir yolculuktan ta Medine'den belki kırık sandallarla Akdeniz'i geçerek İstanbul'a gelen ve orada bir fetih gerçekleştirmek için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emrinin tecellisini arayan ve orada şehit olan Eyyub el-Ensari, bineğine binerek yaklaşık 3 aylık bir yolculuktan sonra Mısır'a ulaşmış ve orada kim bir müminin ayıbını örterse ahirette, yani kıyamet gününde Allah o kulun ayıbını örter hadisini sadece ikimiz kaldık bir mütalaa edelim. Hazreti Peygamber'den rivayet ettiğimiz bu hadisi dediği Ukbe bin Amir'den. Yine Ukbe bin Nafi var. Yine o da şöyle diyor. Ya Rabbi, şu anda önüme çıkan Atlas Okyanusu olmasaydı senin ismini daha ilerilere götürürdüm. Yani onlarda bu iman ta İstanbul'a kadar, o günün adıyla Konstantiniyye'ye kadar getiriyor. Onlardaki iman ki bineğine binip 3 ay Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini mütalaa edebilmek için rihlelere, yani hadis için yolculuklara, ilim talebi için yolculuklara çıkma bir nevi cesaretini gösterebiliyorlar. An Ukbe bin Amir radıyallahu anh kâle salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ala katla Uhud'in ba'de themani sinin kel muviddi'i lil ahyai vel emuat thumma tala'l minber fekâle inni beyne eydikum furatun وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَأَنْ مَوْئِدُكُمْ الْحَوْتِ وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِ هَذَا وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا Kardeşlerim, Ukbe bin Amir Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir beyanını naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
aradan 8 yıl geçtikten sonra Uhud şehitlerini ziyarete çıktı. Kardeşlerimize inşallah o yerleri görmek nasip olur. Bizzat gidip müşahede ettik ve sadece şu anda Uhud şehitliğinde Hazreti Hamza'nın mezarının ancak muhafaza edildiğini zamanla sellerle ortaya çıkan bir nevi akan mezarların yerlerinin kaybolduğunu şu anda sadece Uhud'daki şehitlikte Hazreti Hamza'nın mezarının olduğunu kardeşlerimiz Uhud şehitliğinde göreceklerdir. İşte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam 8 yıl sonra Uhud şehitlerini ziyaret ettiğini, hayatta olanlara ve ölenlere adeta veda eder gibi onlar üzerinde de namaz kıldığını ve dua ettiğini ifade ediyor. Sonra minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Ben sizden önce ahirete gideceğim. Sizin hakkınızda Allah yolunuzda bulunduğunuz yani hizmetlerinizi bir nevi orada anacağım, şahitlik yapacağım. Sizinle buluşma yerimiz Kevser Havzı'nın yanıdır. Yani sizin dünyada yaptıklarınıza ben şahitlik edeceğim. Sizinle buluşma noktamız Kevser Havzı'dır. Ben şu anda bulunduğum yerden Kevser Havzı'nı görmekteyim. Ben sizin Allah'a şirk koşmanızdan korkmuyorum. Ama dünya hırsıyla birbirinizle didişip çekişmenizden korkuyorum. Ukbe şöyle dedi. Bu benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi minberde son görüşüm oldu. Buhari Megazi 17 4042 Müslim Fedail 31 2296. hadislerinde ortak olarak rivayet ediliyor. Veda haccında ashabıyla belki bu yıldan sonra bir daha görüşemeyiz diyerek bir nevi vedalaştığı gibi hayatında çok önemli yeri olan Uhud gazvesinde kaybettiği arkadaşlarıyla da aradan 8 yıl geçtikten sonra tekrar vedalaşmak ister gibi bir hali vardı. Önce Uhud şehitliğine gitti. Bazı rivayetlere göre orada cenaze namazı kılar gibi bir namaz kılıp şehitlere dua etti. Müslim Fadail 30 2296 Ebu Davud Cenayiz 69 71 3223. hadislerinde zikrediliyor. Ayrıca İbn Hibban, Beyhaki ve Nevevi gibi alimler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud şehitleri üzerinde namaz kıldığı ifadesini onlar için dua etti anlamında yorumlamışlardır. Buhari Şari aynı ki daha önce de sık sık kendisine atıfta bulunduğumuz bizim topraklarımızda yaşayan yetişmiş Ayn Tabi yani Antepli bir alim Bedrüddin el-Ayni bu yoruma katılmamaktadır. Ayni Umdetul Kari 8. cilt 156. sayfasına kardeşlerimiz müracaat edebilirler. Kardeşlerim 568. hadis sık sık ismini zikrettiğimiz Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediliyor. Allah ondan razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle ana furatukum alel havdi fe la yuğrefe anne ricalun minkum thumma la yuhtelicunne duni fekulu ya Rabbi ashabi fe yukalu inneke la tedri ma ahtethu ba'dek. Ben Kevser Havzu'na sizden önce varacağım ve sizi bekleyeceğim. Sizden bir takım kimseler yükseltilip bana gösterilerek daha sonra ise benden uzaklaştırılacaktır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam adeta
Biraz önceki zikrettiğimiz 567. hadiste Kevser Havzı'nı müşahede ettiğini yine temsili bir örnekle sizden bir takım kimseler yükseltilip bana gösterilecek, daha sonra ise benden uzaklaştırılacak buyurduğunu, ben de ey Rabbim bunlar benim ashabım ve ümmetimdir diyeceğim. Bana onların senden sonra neler ortaya koyduklarını, dinde hani bid'at diyoruz ya, neler ortaya çıkardıklarını bilemezsin denilecektir. Buhari Rikak 53, 6576, Müslim Fedail 32, 2297. hadislerinde zikrediliyor. Kardeşlerim, en çok hadislerini zikrettiğimiz ve hadis ilminde muksirun olarak anılan Ebu Hureyre'den rivayet edilen 569. hadiste Allah ondan razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle vellezî nefsi biyedihi le'uzeddenne ricalen an havdi kema tuzadu el garibu minel ibili anil havzi. Bu Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinde geçen bir yemin ifadesi. Yani benim nefsimi kudretinde tutan Allah-u Teala'ya andolsun ki, kasem olsun ki, le uzadenne ricalen an havdi. Yani kasem ederim ki yabancı devenin havuz başında kovulduğu gibi benim ümmetim, yani bir takım kimseler de havuzumun başından kesinlikle kovacağım. Yani burada yine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın su içen bir deve ile ümmetini kıyasladığını görüyoruz. Yani yine bir emsal, örnekle anlatım var. Yani nasıl develer, yabancı develer havuz başından kovuluyorsa benim havuzuma gelecek bir kısım kimseler de, yani ben onları kovacağım, yani onları kabul etmeyeceğim anlamında Buhari Musakat 11 2367, Müslim Fedail 38 2302. hadislerinde ortak olarak rivayet ediliyor. 570. hadis Ezvacı Tahirat'tan Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Ayşe validemizden radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle seddidû ve kâribû ve ebşirû fe innehu la yedhulu ahaden el cennete ameluhu. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam ümmetine burada bir tavsiyede bulunuyor. Doğru yolu tutunuz. Yani orta yolu takip ediniz. Biz buna itidal diyoruz. Ve müjdeleyiniz. Biliniz ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Kalu ve la ente ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, sen de mi? Ve la ene. Evet, ben de. İlla en yeteğammedeni Allahu bi mağfiretin ve rahmetin. Allah beni rahmetine ve mağfiretine gark eder. Yani beni affeder. Ben de bağışlanırsam öyle buyurmaktadır Allah Resulü. Buhari Rikak 18 6467, Müslim Sıfatul Münafikin 78 2818. hadislerinde zikrediliyor. Daha önce Hazreti Ayşe validemize ashab-ı kiramın Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın ahlakını sorduklarında, siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Yani Kur'an'ın temel ilkelerinde ne emrediliyorsa Hazreti Peygamber onu yapardı. Neden yasak ediliyorsa ondan yani sakınırdı buyurduğu gibi, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Fetih suresinde de belirtildiği gibi, geçmiş günahları, gelecek günahları affedildiği halde, Kur'an hayatı, yani yaşayan bir Kur'an olduğu halde Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın telaşı
neydi denilebilir? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde 70, bir hadislerinde 100 defa tevbe ettiğini, Hazreti Ayşe kendisine ey Allah'ın Resulü niye yani sen ibadete devam ediyorsun? Yani gece yatağını niçin terk ediyorsun? Zira Hazreti Ayşe bir gün bakmıştı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yatağında yoktu. Acaba nerede diye ararken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kıldığını müşahede etmişti. Hazreti Peygamber'e sordu, ey Allah'ın Resulü niye böyle yapıyorsun? Onun verdiği tek bir cevap vardı. اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Şükredici bir kul olmayayım mı? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Fetih suresinde beyan buyurulduğu gibi لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ Hazreti Peygamber'in geçmiş günahlara affedildiği halde, gelecek günahların affedildiği halde Hazreti Peygamber niçin tevbe ediyor, niçin ibadete devam ediyordu? Sırrı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hazreti Ayşe'ye verdiği cevaptaydı. اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Şükredici bir kul olmayayım mı? Kardeşlerim, 571. hadis yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis. Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle يَقْبِدُ اللّٰهُ الْاَرْضَ وَيَتْوِي السَّمَاءَ بِيَم۪ينِهِ ثُمَّ يَقُولُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْمُلُوكُ الْاَرْضِ Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Yüce Allah'ın kıyamet gününde yeryüzünü eline alır yani kudreti altında tutar, evirir, çevirir anlamında Kur'an-ı Kerim'deki direkt bu ayetleri eline almak ya da oturmak şeklinde değil de kudreti gücü yetmek şeklinde tefsirciler açıklamıştır. Örneğin Estağfirullah Bismillah Errahmanu alel arş istevâ Rahman olan Allah arşa istiva etti. Yani burada hakimiyeti altına aldı. İstiva yoksa oturmak bir yere yani çökmek anlamına gelmektedir. Ama salt olarak alırsanız kullara ait bir fiilin Allahu Teala'ya izafe edilmesi olur ki bu batıldır. Allahu Teala'nın yani yeryüzüne hakimiyeti gücünün yetmesi olarak algılamak tefsircilerin anladığı mantıkla en isabetli karardır. Yüce Allah kıyamet gününde yeryüzünü kudreti altına alır, gökleri de sağ eliyle dürer büker yani ona gücü yeter anlamında. Daha sonra şöyle buyurur. Yegane hükümdar benim yani melik benim. Hani yeryüzünde sözde hükümdarlar neredeler? Buhari Rika 44 6519 Müslim Sıfatul Münafıkîn 23 2787. Yani bunlara tarihten pek çok örnek verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de örneğin Allahu Teala yine temsili bir örnek olarak Firavun'u anlatıyor. Fahşara fenaza fakale ana rabbukumul ala. Estağfirullah bismillah. Yani insanları etrafına topladı ve dedi ki sizin en büyük Rabbiniz benim. Yüce Allah soruyor. O melikim diyenler işte zikrettiğimiz ayeti kerimede Firavun'un ifade ettiği gibi ben sizin en büyük Rabbinizim diyenler neredeler yani? Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği 572. hadiste hem babasından hem oğlundan Allah razı olsun anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle اَذْظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zulüm yapmak kıyamet gününde de zulümdür. Bunu buradaki mütercimler zifiri karanlıktır şeklinde tercüme ettiklerini görüyoruz. Buhari Mezalim 8 yani zulümlerin işlendiği kitap anlamında 8 2447 Müslim 1 yani iyilik kitabı 57 2579. hadislerinde ortak olarak rivayet ediliyor. Kardeşlerim 573. hadis Ebu Musa el-Eşari'den rivayet edilen bir hadis.
Allah ondan razı olsun. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, İnnallâhe layumli lizzalimi hatta izâ ehadehu lem yuftilhu kale qara'a ve kezâlike ehzu rabbike izâ ehadel kura ve hiye zâlime inne ehzehu elîmun şedîd. Hud suresinin 102. ayeti kerimesini Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Allah zalime mühlet verir. Yakalayınca da kaçmasına izin vermez. Zikrettikten sonra Ebu Musa el-Eşari Hud suresinin 102. ayetini yani zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir ayetini okuduğunu zikrediyor. Hani hadisleri bir kalemde silip atanlar, sildiğiniz, attığınız hadislerde ayetleri ne yapacaksınız? Hadisleri reddedenler, bu ayeti kerimeyi hadisleri reddederken seçmeci bir yaklaşımla ayet olan hadisleri mi seçeceksiniz? Yoksa bindiğiniz dalı mı keseceksiniz? Yani hadis inkarcılığı sonu olmayan, dönüşü olmayan bir labirent. İşte bir başka hadisi zikredeyim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam "Ed-duâ'u huvel ibâdetu" kâle kara. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet okuyor. "Udûni yestecib lekum." Bana dua edin ki duanızı kabul edeyim ayetini okuyor. Peki hadis inkarcıları, siz bu zikrettiğim hem Ebu Musa el-Eşari'nin Hud suresi 102. ayetinde zikrettiğimiz hem de dua ibadetin ta kendisidir. Sonra dua ediniz ki kabul edeyim ayetinde zikredilen ayetleri nereye koyacaksınız? Demek ki hadisleri inkar yani aklen mümkün değildir. Son hadis kardeşlerim 574. hadis Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. 83. dersimizi inşallah bu hadisle sonlandırıyoruz. An Ebi Hureyre'te kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme li kulli nebiyyin davetun fe uridu en şâellâhu en ahtebi daveti şefaaten li ümmeti yevmel kıyametin. Ebu Hureyre Allah'ından razı olsun sık sık burada zikrettiğimiz hadislerinde her peygamber aleyhissalatü vesselamın bir duasının olduğunu, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın duası ise inşallah kıyamet günü şefaat olarak ümmetine sakladığını, bunun için ben ümmetim için kıyamet gününe saklıyorum ifadesini kullandığını, şefaat olarak saklamak istiyorum ifadesini kullandığını, Buhari Tevhid 31, 7474, Müslim İman 335, 198. hadislerinde zikrediliyor. Kardeşlerim, 58. bölümü aktarmaya imkan veren Allahu Teala'ya hamdü sena ve Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.